Bu memleket niçin bizim? Bu memleket bizim olduğu için bizim. Sebahattin Eyüboğlu buram buram Anadolu insanı aslında. Mavi yolcular bütün Anadolu'yu harmanlayacak, bir kazanın içine sokacak bir şey olarak halkımızın tarihi halkın tarihidir demekle başlıyorlar. Eriten biziz, eriyen de. Biz bu toprakları yoğurmuşuz. Bu topraklar da bizi. Ben Fransa'ya Ala Franco olarak geldim, Ala Turco olarak döndüm sözünü aslında kendine bir şiar ediniyor. Ondan sonra zaten bu film merkezi konuşmaları da o kitap çalışmaları sırasında konuşuluyordu. Sonra olgunlaştı ve 1954'te gerçekleştirildi. Bu mektupta Hitit Güneşi filminin yapım sürecinden notlar var. Abidin Dino'ya aktarıyor. Hiç beklemiyorlardı onlar ödül alacağını ama hiç beklemiyorlardı. Dedim ki Sebahattin ödül almış sizin film. Sebahattin Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'ndeki çalışmalarında sınırlı kalmıyor tabii. Şakir Eczacıbaşı ile birlikte Eczacıbaşı Kültür Filmleri dizisinde de beraber çalışıyorlar. Çektikleri belgeseli halkın içinden ve halkla birlikte bütünleşerek, kaynaştırarak çekmeye çıkış noktaları buydu. Sabahattin Eyüboğlu, İpşiroğlu ve Aziz Albek, onlar bir güzel üçlü oluşturmuşlardı. Şimdi bu odada işte çektiklerimiz var. Bir set var işte, resimler yapıştı, şey diyor ona, makine karşısına çıkıyor. Anadolu'yu gerçekten belgeseller tanıttı başka yerlerde. Mavi Anadoluculuk Sabahattin Eyüboğlu'yla belgesel sinemaya girdi ve Türk belgesel sinemasının birçok filmine harç oldu.